Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Yine bir sosyal ilk yayınımızda birlikteyiz. Oyuncu önerisi, eksiklisi, skor tahminleri. Yayınımızı gene bu haftada, 3. hafta için salı akşamından sizlere yayınlamak istedik diyelim. Yani ne yapacağız tabii ilk başta gene geçtiğimiz haftaki yaptığımız tahminlerin sonuçlarına bakacağız. Onun dışında bu haftaki maçlarla ilgili hem maçların yorumları hem skor tahminleri hem oyuncu önerilerini biraz sonra paylaşacağız. Ufak hatırlatmalarımızla başlayalım. Nedir bu hatırlatmalar? Bütçe arttırmak için yapacağımız işlemler. Bunlardan bir tanesi video izlemek ama bu sene bir yenilik var. Sosyal ligde günde 5 video izleme hakkınız var. Bunları ara ara hatırlatıyorum ki hani herkes belki önceki yayınları izlemeyenler olur diye. Günde 5 video hakkınız var. Toplamda 30 video izleyebilirsiniz. Hafta boyunca o fikstür haftasından bahsediyorum. Bunun dışında 10'da 10 soruları var günlük. Bunları da unutmayalım. Bunları da mutlaka cevaplayalım. Buradan da 2 milyon euroluk bir bütçe var. Bu hafta Avrupa'da playoff oynayacak takımlarımızın maçları ertelendi. Onu da söyleyelim. 3. hafta üzerinde 3 tane lig maçı ertelendi. Bu 3 takım maçı oynanmayacak. Bunlardan oyuncu seçmeyeceğiz. Puanlama diğer kalan 6 maçtaki oyuncular üzerinden yapılacak. Kimlerin maçları? Galatasaray'ın maçı. Zaten biraz sonra bunları tek tek açıklayacağım. Trabzonspor'un Başakşehir'in maçı. Beşiktaş zaten bu hafta baydı. Maç oynanmayacaktı. Evet, yayınımıza başlayalım. İlk başta geçtiğimiz hafta ne yaptık? Onunla başlayalım arkadaşlar. Konyaspor Galatasaray maçında Galatasaray galip geldi. Biz Galatasaray galibiyetini bildik. Aynı zamanda Icardi bir gol attı. Icardi'yi bildik. Kayseri Sivas maçını bilemedik. Göztepe Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'yu bildik. Edin Dzeko geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da golünü attı. Adana Demirspor Çaykur Rize maçında Çaykur Rizespor'un galibiyetini bildik. Adana Demirspor'dan Yusuf Baresi'yi bildik. Bir gol attı. Çaykur Rizespor'dan da Ali Sol'u bildik. Ali Sol da bir gol attı. Başakşehir Alanya maçında Başakşehir'in galibiyetini bildik. Figueiredo'yu bildik Başakşehir'in orta sahadan çok da güzel bir gol attı. Çok akıllıca bir gol attı. Alanya Spor'dan da Cordova'yı bildik. Cordova bu hafta da o da golünü attı. Gaziantep Futbol Kulübü Samsun maçında bu maçı bilemedik. Beraberlik demiştik. Samsun deplasmanda galip geldi. Beşiktaş Antalya Spor maçında Beşiktaş'ın galibiyetini bildik. Rafa Silva'yı bildik. Bir gol attı. Semih bir asist yaptı. Onu bildik. Immobile iki gol attı. Onu bildik. Eyüp Bodrum maçında Eyüp Spor'un galibiyetini bildik. 3 kişi yazdı Eyüp Spor'da. 3'ü de gol attı. Halil, Saiz ve Mame Tiam. Hatay Spor Kasımpaşa maçında da maçın beraber biteceğini bildik. Aynı zamanda başta golleri atan oyuncuları bildik. Hatay Spor'da Fernandes, Kasımpaşa'da da Costa. Ve eksik listesine hızlıca göz atalım. Kart cezası olarak Antalya Spor'da Güray Vural var. Güray Vural biliyorsunuz Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın geçtiğimiz seneden kalan cezası devam ediyor. Sivas Spor'dan da Uğur Çiftçi cezalı bu hafta. Diğer cezalı oyuncuların cezaları bitti. Kayseri'de Nazon vardı, Gaziantep'te vardı. Fenerbahçe'de bir de İrfan Can Eğribiyat vardı. Bu oyuncuların cezaları bitti arkadaşlar. Ve geçelim ilk maçımıza Alanya Spor. Göztepe maçı Alanya Spor bu hafta deplasmanda Başakşehir'e direndi. İyi kafa tuttu ama 4-2 mağlup oldu. Geçtiğimiz seneki kadroyu koruyorlar çok büyük oranda. Ve iyi dili uyum içerisindeler. Şimdi Balkovic savunmada oynuyor. Geçen sene iyi bir performans gösterdi. Sonrasında da Avrupa Şampiyonası oynadı. Orada iyi bir performans gösterdi. Ve kaldığı yerden devam ediyor. Orta sahada Augusto ileride Cordova uyum içerisindeler. Efecan da orada bunlar. Liderliği ediyor bu oyunculara. Alanya Spor'un iyi bir teknik direktörü Fatih Tekke, başarılı bir hoca. Ben Alanya Spor'un daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bu ligin iyi takımlarından biri. Gelelim Göztepe'ye. Göztepe bu hafta Fenerbahçe'de berabere kaldı. 2-0 mağlup duruma düştüğü maçta, olaylı maçta. 2-2 berabere kaldı. Özellikle ikinci yarı iyi mücadele ettiler ama bunda tabii Fenerbahçe'nin yanlış teknik direktör değişiklikleri diyeyim. Yani hani Mourinho ama ya bağıra bağıra geldi Göztepe'nin golü. Maçı izlerken hepimiz dedik ki yani Göztepe mutlaka golü bulacak dedik ki öyle de oldu. Orada Göztepe lige ısınmaya çalışıyor ama kötü takım değil tabi. Ve bu maçla ilgili skor önerimde Alanya Spor'un galibiyeti. Alanya Spor'un ben 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Balkovic, Augusto, Cordova'yı önerdik Alanya Spor'da. Göztepe'de de Romulo çok dikkat çekti bu hafta Fenerbahçe maçında. Romulo kadrolara yazılabilir. Gelelim Sivas Spor'a, Eyüp Spor maçında Sivas Spor Kayseri deplasmanında altın değerinde bir 3 puan aldı. Ve 4 puan yaptı. Eyüp Spor'a 4 puandı. Sivas Spor'da Brent Uygur'un elindeki kısıtlı kadroya rağmen gerçekten yani geçen sene de bu sene de başarılı işler yapıyor. Rakiplerin çok iyi kilitliyor. Çok da fazla pozisyon verdirmiyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Sivas Spor'un kendi sahasında bu tarz maçlarda genelde
Hani o kadar önemli ki 3 puan, çünkü büyüklerin çok fazla puan alamaz diyorsun ama büyükler de bir takım böyle çelme takıyor mutlaka. Yani oyun olarak rakibi bozan bir oyun yapıları var. Ve bu da her zaman işe yarıyor gibi görünüyor şu an için söylediğim. Eyüpspor'sa iyi başladı. Eyüpspor'un iyi bir kadrosu var. Zaten Arda Turan teknik direktör, Arda Turan da takımın başında heyecanlı bir teknik direktör, biliyorsunuz zaten bu hafta cezalıydı ama cama kendi yerden, yukarıdan cezalı olduğu yerden inanılmaz hop 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 oturdu, hop kalktı. Eyüpspor kendi sahasında Bodrumspor'a mağlup duruma düştüğü maçta 4-1 galip geldi. Ve taraftarını mutlu etti. Kasımpaşa stadında oynuyorlar. Kendi sahalarından biraz mahrum kalacaklar gibi. Bu maçta ben gollü bir maç bekliyorum. İki takımın da biraz hücum güçleri iyi. Sivasspor'un önünde olduğunu düşünüyorum. Sivasspor maçı kazanacaktır. Skor önerim 3-2. Sivasspor'dan Pirçet, Şalisis ve Manay. Benim önerilerim. Manay'dan artık bu hafta bir gol bekliyorum. Eyüpspor'da da 2 haftadır gol atan Sayıs ve gerçekten kariyerinin en iyi günlerinden bir zamanlarını yaşayan diyeyim, Ahmet Kutucu. Almanya'da doğup büyümen bir arkadaşım, bir oyuncumuz. Şalke'den, Başakşehir'e falan ama şu anda çok iyi durumda. Ahmet Kutucu da Eyüpspor'da kadrolarda yazılabilir arkadaşlar. Bodrum Futbol Kulübü Konyaspor maçı. Konyaspor Galatasaray'a yenildi kendi sahasında. İyi mücadele etti ama tabii gücü yetmedi. Bodrum Spor deplasmanda 1-0'a geçtiği maçta dağıldı sonra ilk deplasmanında. Ben bu maçta Bodrum'un şeytanın bacağını kırıp Süper Lig'deki ilk galibiyetini alacağını düşünüyorum. Skor önerim 1-0. Böyle zor bir maç olacaktır. Mutlaka kısır bir maç olacaktır. Çok böyle izleyenlere zevk vermeyen bir maç olacaktır. Ama gol yemeden Bodrum Spor'un kazanacağını önerdiğimiz için de 4 dedik oyuncuları. Tabii Krişt nedeniyle kaleci Solzda, savunmada Üzeyir Erbil, orta sahada Fred ve Gökdeniz Bayraktar. Burada bir oyuncu yazdı size, ben Gökdeniz Bayraktar yazarım. Bunun da bilgisini vereyim. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçı bu hafta ertelendi arkadaşlar. Galatasaray'ın Young Boys'ta Şampiyonlar Ligi playoff maçı var çünkü çarşamba akşamı. Bu şey bu sa yani bu sayede de Galatasaray'a başarılar dileyelim. Geçtik Kasımpaşa Adana Demirspor maçına. Kasımpaşa geçen hafta deplasmanda Hatay'da karşılaştı. 1-0 mağlup, son dakikada kurtardı yani beraberliği ama biraz kaleci Ercan'ın hatası vardı. O topu elinden kaçırttı. Da Costa çok güzel bir vuruş yaptı. Yani onlar için önemli olan bir puanı kurtardı. Geçen hafta çünkü kendi sahalarında mağlup olmuşlardı Konyaspor'a. Adana Demirspor ise yani sene başında söyledim, bu ligin en zayıf 2-3 takımından biri Adana Demirspor. Ben yani çok kümede kalacaklarını düşünmüyorum işin doğrusu. Kasımpaşa'nın da rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. 3-0'la fazla oyuncu önerdim. Bakın kalede Gianniotti, savunmada Kradio, Vignito. Orta sahada Hayrettin Özçelik, Ben Yunus, ikisini birine önerdim. Ve forveti Da Costa mutlaka bu oyunculara skora katkı yapacaktır. Yani belki maç 3-0'dan daha da fazla bitebilir. Ben Kasımpaşa'nın böyle net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Samsunspor Başakşehir maçı da Başakşehir'in playoff mücadelesi sebebiyle ertelendi. Başakşehir'e de başarılar dilerim Perşembe akşamı. Antalya Spor Hatay Spor maçı. Alex De Souza yönetiminde Antalya Spor ilk hafta Göztepe'yle berabere kaldı. Bu hafta Beşiktaş deplasmanında çok büyük dağılacaklar diye düşünürken çok iyi direndiler. Öne geçtikleri maçın başından sonra 2-2 yakaladılar. 3-2 mağlup durumdayken 10 kişi kaldılar ve aslında Beşiktaş savunmasını zorladılar. Son saniyede yedikleri golde maç 4-2 bitti. Beklediğinden daha iyi ama ben bu sene ligin yani ligin biraz zayıf takımlarından biri olduğunu düşünüyorum Antalya Spor'un. Alex Dosso'da çok fazla burada kalmayacaktı gibi geliyor. Hatay Spor'a geçelim. Hatay Spor'da kendi sahasında tam galip geldi. Sevinirken gol yedi son saniyede Kasımpaşa'dan. Onlar da İlk maçta Galatasaray'a yenildiler, maçta Kasımpaşa'yla beraber kaldılar, bir puandılar. Onlar da kazanmak isteyecektir ama beraberlik burada çok fazla bozulmaz Hatay Spor'u. Ben Hatay Spor'un Antalya Spor'u kilitleyip bir şekilde beraber kalacaklarını düşünüyorum. Skor önerim 1-1. Antalya Spor'da bu hafta 2 gol atan Samudio'ya, kadroya ekledim. Hatay Spor'da Fernandez, 2 haftadır yazdırıyorum zaten biliyorsunuz. Fernandez de iyi bir oyuncu, golünü de attı bu hafta. Fernandez kadroları önerim. Ve geçtik haftanın maçı Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına. Çaykur Rizespor deplasmanda Adana Demirspor'u yendi. İlk hafta kendi sahasında Başakşehir'e beraber kalmıştı 4 puanda. İyi bir takım, iyi bir hocaları var. İlhan Palut. Küçük maç, yani küçük derken kendi dengine olan maçların çoğunu kazanıyor Çaykur Rizespor. Yani çok güzel bir istatistik bu arada.
Bu tarz kazanması gereken maçlar aslında bunlar ve bunları kazanıyor. İyi de oynuyor kendi sahasında da olsa, deplasmanda da olsa o futbolu sergiliyor. Fenerbahçe yani Göztepe ile beraber kaldı. İlk yedi 2-0'ına geçmesine rağmen yanlış değişiklikler diye var düşünüyorum ama takım inanılmaz yorgunluğu. 120 dakikalık bir maçı, onun bir psikolojik etkisi var tabii de perşembe akşamı. Çarşamba akşamı mıydı, salı mıydı? Salı akşamı mıydı pardon, onun bir psikolojik etkisi var. Bunlar da tabii göz önüne getirmek lazım. Ama Fenerbahçe'nin ben bu hafta hazır rakiplerle de böyle maçlar ertelendiği için böyle kendi başına iyi oynayıp böyle bir galibiyet alacağını böyle hani sürekli galibiyet derler ya öyle bir galibiyet alacağını düşünüyorum Rize deplasmanında. Ve skor öneri 4-1 Fenerbahçe'nin kazanması böyle farklı bir skorla bitecek gibi geliyor bana. Çaykur Rizespor'dan geçen sene Ankara Gücü'nde çok iyi işler yapan, bu sene kaldığı yerden devam eden Ali Solo Çaykur Rize'de öneriyorum. Fenerbahçe'de savunmada Ciku, orta sahada Maximilian, Tadic, ileride Ceko ve Ennesi oyuncuları öneriyorum. Trabzonspor Kayserispor maçı da ertelendi. Ve geçelim şimdi yayınımızın sonuna gelirken ufak tefek hatırlatmalar arkadaşlar. Tekrar edeyim, videolarda günde 500 video izleme hakkınız var. Bunları izleyebilirsiniz. Bütçeyi arttırmak için her gün ama girmeniz gerekiyor. Biraz daha bizi uygulamada daha fazla tutmaya çalışıyorlar diyorum. Onun da dışında onda 10 soruları var. Onda 10 sorularını da cevaplayıp bütçenizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bir kez daha playoff oyuncu takımlarımıza başarılar diliyoruz. Ülke puanı için bizim bu galibiyetlere çok ihtiyacımız var. İnşallah hepsi turu geçip gruplara kalacaktır diyelim. Hem futbolda sizin de sosyal kadrolarınızı veya oyuncu önerilerinizi veya skor tahminlerinizi burada bize bu yayınımıza mesajlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hep futboluna ayrılmayın. Hoşçakalın.